Siyasi ve askeri diyalogumuz tüm kanallarda ilerliyor. Bundan önce istişari görüşmelerin 62.sini ve ayrıca bakanlıklar arasında siyasi istişareleri burada Atina'da yapmıştık. 63. istişari görüşmeler Türkiye'de yapılacak ve en kısa zamanda Yunanistan tarafına tarih önerilerinde bulunacağız. Geçen haftada askeri makamlarımız arasındaki güven arttırıcı önlemler süreci 4. toplantısı video konferans yoluyla yapıldı. Ve önümüzdeki süreçte yapılacak toplantı, fiziki toplantı için yine Yunanistan'dan heyeti ülkemize bekliyoruz. Nikodendias'ın da söylediği gibi liderlerimizin NATO zirvesi marjında bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yine Niko'nun söylediği gibi uzun süredir çözüm bekleyen meselelerimiz var, görüş ayrılıklarımız da var. Bunları iyi komşuluk, uluslararası hukuk ve karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istiyoruz tüm bu sorunların ve görüş ayrılıklarının. Ve bunun için de diyalogumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bu konuda da her iki tarafta da irade vardır. Bugün bir kez daha teyit ettik. Biz Türkiye olarak Yunanistan'la ön koşulsuz ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız, diyaloğa hazırız ve bu konuda Nikodendias'la beraber birlikte çalışmaya devam etme konusunda da hemfikiriz. Ben tekrar hem davet için hem de misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda Türkiye'de başka platformlarda görüşeceğiz ama Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağım. Antalya Diplomasi Forumu'na başka bir programdan dolayı katılamıyorsun. Yardımcınız geliyor. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi toplantısına da. Ama en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.